PKK sürekli mağlup olduğu halde niye vazgeçmiyor? Şimdi güzel yüzdüm. Bak neden vazgeçmeni pek bilinmiyor olabilir bizim milletimiz. Halk hiç kimse bilmiyor olabilir. Komünist ideolojide, Marksizm, Leninizm'de direnme vardır, direnme. Direnme tez, antitez, sentez olarak açıklanır. Yani diyalektik felsefeyle açıklanır. Şimdi diyor ki komünizm, biz diyor atak yaparız. Ama diyor karşı taraf da atak yapar. Gene biz atak yaparız. Yine karşı taraf atak yapar. Bunun en sonucunda bir devrim olur. Devrimin sonucunda sistem devrilir diyor. Bu bir uzun süreçtir diyor bak. Hatta onların süreç müreşin dergileri olur. Yani süreç kelimesi onlarda çok önemlidir. Yani bu bazen 40 yıl sürebilir, 50 yıl sürebilir, 100 yıl sürebilir. Yani onu önemli görmezler. Bak direnme ve çatışma ve çelişki. Şimdi diyor ki biz diyor komünizmi temsil ediyoruz diyor, değil mi? Karşı tarafta dindarlığı ve muhafazakarlığı, milliyetçiliği anlatıyor diyor. Bu arada bir çelişki vardır diyor. Çelişki neyi doğurur diyor? Çatışmayı doğurur diyor. Yani tez ve antitez sürekli çatışır diyor. Bunun sonucunda sentez oluşur diyor. Sentez kendi içerisinde yine tez ve antitez oluşturur. Yine çatışma devam eder diyor. Yani onun için sürekli çatışma teorisi vardır komünizmde. Yani kesintisiz çatışma teorisi vardır. O yüzden yani binlerce kere yenilse bile komünizm mücadeleden asla vazgeçmez. Yani ideolojide vazgeçme yoktur komünist ideolojide. Yani zaten normal olan budur. Yani komünist ideolojiye göre normal olan budur. O yüzden komünizmin kökten kaldırılması için Darwinist materyalist sistemin felsefi inancının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yoksa bu mesela şimdi devam ediyor ya Afrin falan. Hiç fark etmez onlar da. Öyle bir şey olmaz. Adam mesela 20 sene sonra yine karşındadır. 30 yıl sonra yine karşındadır. Vazgeçmez. Ya babadan oğula devam eder bu. Yani nesilden nesile devam eder. Ancak fikri çatışmayla fikri galibiyette elde etmek mümkün. Bunun dışında imkansızdır komünizme mücadele etmek. Atatürk de bunu açıklıyor. Bediüzzaman da açıklıyor. Bu acı durumu insanlar bir türlü kavrayamadığı için PKK ha bitti ha bitecek bekliyorlar. Hiçbir komünist yapılanma bitmez. Ancak fikri mücadeleyle biter. Ya adam tamam ölmüş olabilir. 12 yaşında çocuk oluyor. Mesela eğitiyor onu. 13 yaşa geçiyor. 14 yaşa, 15 19 yaşında adam devreye sokuyor onu. O da o arada 19 yaşında olan yeni yeni insanlar yetiştiriyor. Yeni yeni adamlar eğitiyor. Bir sefer onlar da devreye giriyor. Şimdi mesela yaklaşık herhalde 4000 komünist öldürüldü. Onun yerine şu an en az 40.000 kişi daha devreye sokarlar. Ya ondan baş olmaz. Böyle bir şey yok. Ancak fikirle baş olur. Belki bunu bir rapor olarak hükümete sunabiliriz. Yani fikri mücadelenin dışında mümkünü yok.